Evet, şimdi Klaus Schmidt 1995 yılında geldi. İlk kazılara başladı Göbekli Tepe'de. Peki buraya neden Göbekli Tepe ismini verdi? Şimdi Göbekli Tepe ismini diyor ki göbek kelimesinin tepe ile birleştirilmesi dümdüz kireç taşı platoda yukarı çıkan bir göbeği andıran, kalıntıların olduğu tepenin süliyetini çok iyi anlatan Göbekli Dağ gibi bir anlama sahip bir ismi ortaya çıkarıyordu. Yani siz Göbekli Tepe'ye geldiğiniz zaman Göbekli Tepe niye seçildi? Çünkü Göbekli Tepe'nin bulunduğu nokta her tarafa hakimdi. Nereye hakimdi? Bir defa Göbekli Tepe'den tamamıyla karşıdan Harran Ovası görünür. Arka tarafına baktığımız zaman tepe olduğu için Doğu Toroslar görünür. Öbür tarafına baktığımız zaman Fırat Platosu görünür. Buna rağmen buna göre ne derler? En hakim noktaya yapmışlar Göbekli Tepe'yi. Ve düz bir yerde göbeği andıran bir yapı olduğu için de Göbekli Tepe olarak isim verilmiştir o bölgeye. Giremiraz'a, Murat Tepesi'ne Göbekli Tepe denmiştir. Şimdi ben bir Alman turisti gezdirdiğim zaman Alman turist bana şey demişti. Klaus Schmidt burayı dünyanın merkezi olarak kabul ediyor mu? Evet dedim, yani burası sonuçta onun ölmeden önce yapmış olduğu kazılarda burası dünyanın merkezi olarak kabul edilirdi. O zaman Almanca'da bir söz var dedi. Der Nabel der Erde. Nabel Erde. Göbek dünyanın merkezidir. O zaman Klaus Schmidt yapı sökümcü mantıkla baktığımız zaman acaba dünyanın merkezi olan bu yeri göbeğe mi benzettiği şeklinde bir yorum yapmıştı. Bu da bana hiç şaşırtıcı bir yorum olarak gelmedi. Göbekli Tepe'de A yapısı, B yapısı, C yapısı ve D yapısı bölümleri var. A yapısı milattan önce A yapısı milattan önce 8 bin. Çok özür dilerim. Biz. Bekleyelim. Siz bir ilgilenin hocam. Bir sorun varsa. Çocuk beni istiyor da çok özür dilerim. Aa, hocam kucağınıza. Yok, rahat vermez. Şimdi Göbekli Tepe'de Klaus Schmidt 4 tane yapı merkezi keşfetti ve bunlara isim verdi. Birinci yapı A yapısı ve A yapısına yılanlı dikili taş yapısı ismini verdi. B yapısına tilkili dikili taş yapısı, ki Mezopotamya'nın Stonehenge'i dikili taş yapısı. C yapısına erken yaban domuzu dairesinde, ki bu isim onun verdiği bir isim değil. Michael Wick diye bir gazetecinin verdiği isim, ki daha sonra bu ismi tekzip ediyor. D yapısı ise taş çağı hayvanat bahçesinde diye isimlendirilen bölümlerden biridir. En önemlisi tabii ki D yapısıdır. Şimdi gelelim Karahan Tepe ile Göbekli Tepe ilişkisine. Şimdi profesörler diyor ki Necmi Karul özellikle neden Taş Tepeler projesi yapmışlar? Taş Tepeler projesi şunu anlatır bize. Bu bölgede, Urfa bölgesinde, Hiberemi Hilal'de birçok tepe var böyle. Bu tepeler her biri acaba Neolitik dönemde bir Göbekli Tepe, bir Karahan Tepe, bir Nevali Çori gibi önemli bir Neolitik dönem yapısı mıdır? Ya da bunlar Göbekli Tepe'yi anlamamız için örnek teşkil edecek şeyler midir diye. Şimdi ben Karahan Tepe fotoğrafını buraya niye koydum? Karahan Tepe fotoğrafını buraya koymamın sebebi aslında Göbekli Tepe'yi çok daha iyi anlamamıza olanak sağlayacak. Şimdi hocam, Maus'ta tam karşı tarafta ana kaya üzerinde bir insan yüzü var. Ana ekranda görebiliyor musunuz? Tam karşıda. Evet hocam görüyoruz evet. Evet, herkes görebiliyorsa. Şimdi Karahan Tepe bizim Göbekli Tepe'yi anlamamız için en önemli etken. Çünkü Göbekli Tepe için şu söylendi. O dönemde, 12 bin yıl öncesinde Göbekli Tepe o dönem insanların toplandığı, o dönem insanların bir şekilde rekreasyon alanı, av sonrası dinlenme mekanı yorumu yapıldı. Göbekli Tepe'nin bir hac merkezi, bir kutsal mekan, bir ayin, bir tapınak olduğu yorumu yapıldı. Göbekli Tepe'nin sosyalleşme mekanı olduğu yorumu yapıldı. Ancak Klaus Schmidt'in ve herkesin dünyanın ilk tapınağı olarak adlandırmasının sebebi de Göbekli Tepe'nin tek olmasıydı. Bizim o dönemde 1995'ten itibaren yapılan kazılarda bu şekilde zengin T biçimli hayvan silüetleri fotoğrafları yok elimizde. Realitesi.
Bundan dolayı herkes Göbekli Tepe'yi tek zannederdi ve dünyanın toplanma yeri. Hatta şeye benzetirlerdi. İşte Katoliklerin Vatikanı'na, Müslümanların Kabe'sine, işte Budistlerin Bodhigaya'sına bu şekilde şeylere benzetildi. Tek olan mekana benzetildi. Ancak Karahan Tepe bize şunu gösterdi. Aslında Göbekli Tepe o dönemde tek değilmiş. İnsanların toplandığı sadece bir Kabe gibi, sadece bir yapı gibi, sadece tek bir mekan değilmiş Göbekli Tepe. Göbekli Tepe gibi Urfa bölgesinde onlarca tepe var. Karahan Tepe'de de bunlardan biri. O zaman ne oldu? Tek değilmiş, birçok yapı daha varmış. O zaman bunun bu sistemini bir şekilde sarstı. Bundan sonra yapılan, ortaya çıkan yeni tepelerde Göbekli Tepe'yi de Karahan Tepe'yi de daha iyi anlayacağız. Ancak size burada bir yapı